Merhaba, ben Doktor Meral Gündüz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Koordinatörü. Evet, bugün yine Rotamız İhracat programında birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizlerle müşteriye ulaşma, müşteri bulma konusunu paylaşacağım. Ya da başlangıç yapacağım, böyle de söyleyebiliriz. Ama başka bir bakış açısıyla bu konuyu değerlendirmenize sunacağım. Bu konuda sizden de destek isteyeceğim. YouTube programımızda daha interaktif yapalım, birlikte paylaşalım, geliştirelim, yeni konular üretelim, yeni cevaplar bulalım isteyeceğim. Evet, firmamız ihracata başlamaya karar verdi veya hali hazırda ihracat yapıyor, yeni pazar ve yeni müşteri arıyor. Doğal olarak da istihdam ettiği dış ticaret uzmanından yeni müşteriler bulması veya müşteri bulmasını talep edecek. Bu çok doğal bir talep. Şimdi burada iki tane yöntemimiz var. Birincisi, biz müşteriye ulaşabiliriz. İkincisi, müşteri bize ulaşabilir. Ben ikinci yöntemi seçeceğim ve bakış açımı değiştireceğim. Evet, hep biz müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz. Peki hiç müşteri bize nasıl ulaşır? Müşteri bize ulaşsın sorgusunu yapıyor muyuz? Belki yapıyorsunuz, hatta yapıyorsunuz. Ama bir kere daha sorgulayalım istiyorum. Niçin? Çünkü bu soru bizim ihracata hazır olup olmadığımızı, ihracat altyapımızın, ticari iletişim altyapımızın hakikaten ihracata hazır mı görmemizi sağladığı için bu soruyu soralım. Bunu yapalım. Neden? Çünkü eksiklerimiz varsa görelim. Yapılması gereken, tamamlanması gereken hususlar varsa bunları görelim ve bunları tamamlayalım. Evet, müşteri bizi bulsun. Nasıl yapsın müşteri bunu? Mesela en basiti, bir arama motorunda firmamızın ismini yazarak arama verebilir. Bu Google olabilir, Yandex olabilir, başka bir arama motoru olabilir. Bunu şimdi sizden bu programın bitiminde bir 5-10 dakika ayırarak bu anlattığım birkaç hususu yapmanızı rica edeceğim. Bunu yaptıktan sonra da lütfen bize e-postayla sorunuzu, ne gördüğünüzü, nasıl iyileştirebilirim ihtiyacınızı yazın, yazabilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman bundan sonraki bölümlerde de paylaşımlarımızı, YouTube paylaşımlarımızı bunların üzerinden yaparak sizlerle birlikte bu yolda daha sağlıklı ilerlemeye çalışabiliriz. Evet, e-posta adresimiz dışticaret@ostim.org.tr. Bu adresimize her zaman yazabilirsiniz, sonuçlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz ve biz de ondan sonra sizlere hem cevap dönebiliriz ya da burada YouTube'da programlarda bilgilendirmelerimizi yaparız. Şimdi bir arama motorunda firmanızın isminizi yazmanızı istiyorum. Yazdığınız zaman neler göreceksiniz? Firmanızın ismini yazdığınız zaman şunu göreceksiniz. Tabii eğer bir hazırlık yaptıysanız, bir web siteniz varsa ve hatta bunun İngilizce arayüzü veya hedef pazarınızın dilinde de olabilir, bir başka yabancı dilde de olabilir. Web sitenizin varlığı tabii ki önemli ve İhracat için konumlandırılmış, hazırlanmış olması da önemli. Şimdi böyle bir siteniz varsa zaten bunu firmanızın ismine search verdiğiniz zaman, arama verdiğiniz zaman görmemiz lazım. Göremiyorsak bir sıkıntı var demektir. Orada web sitemizin anahtar kelimelerini, arama motoru optimizasyonunu gözden geçirmemiz gerekecek. Peki firmamızın ismi geldi. Devam edelim. Firmamızın ismi başka nasıl şekilde geldi? Yani firmamızın ismi web sitemizin adresiyle birlikte konumlandı arama motorunda. Peki başka nerelerde çıktı? Mesela İhracatçı Birliği üyesiyiz. Onun sayfasında mı görünüyoruz? Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin B2B e-ticaret platformu var. Oradan mı geldik? Veya bir küme üyesiyiz. Kümenin web sitesinden mi firmamızın ismi geldi? Veya bir ücretli, ücretsiz fark etmez bir B2B e-ticaret platformuna üyesiniz. Oradan mı geldi? Lütfen bunu bir kontrol edin. Nerelerde görünüyorsunuz? Daha sonra şunu yapmanızı rica edeceğim. Lütfen bu dijital ortamlardaki web sitenizin adresi, e-posta adresiniz, telefon adresiniz, diğer iletişim bilgileriniz, contact person'ınız yani irtibat kişiniz, bunların hepsini bir kontrol edin. Ben zaman zaman bunu yapıyorum firmalarımız için ve şunu görüyorum, bir firmamızın farklı dijital ortamlarda farklı e-posta adresleri var. Firmamızın birden fazla alan adı var. Şimdi lütfen bunları bir kontrol edelim. Çünkü müşteri size ulaşsın kısmında bu farklılıklar siz müşteriye ulaşmaya çalıştığınız zaman bulduğunuz müşteri için bir dezavantaj yaratıyor. Müşterinin size ulaşmasını ya da müşteri size ulaştığı zaman, sizi incelediği zaman
kafasında bazı soru işaretleri oluşmasına, kiminle kontak kuracağına, neden iki tane alan adı olduğuna, niye iki farklı e-posta adresi olduğuna, hangisinin daha güncel olduğuna dair soru işaretleri başlıyor. İşte bu soru işaretleri aslında daha ihracatın ilk adımında bizim bulmaya çalıştığımız müşteriyi elimizden kaçırabiliyor. Bu aslında çok basit gibi görünen, bu kadar da değil diyeceğiniz konu maalesef bu kadar önemli olabiliyor. O nedenle bir lütfen sizden rica ediyorum, bu YouTube programından sonra bir 10 dakikanızı ayırın ve Google'da veya Yandex'te bir arama motorunda firmanızın ismini bir araştırın. İkinci husus şu, bir anahtar kelimeniz var. Nedir bu anahtar kelimeniz? İhraç etmeyi istediğiniz veya ihraç ettiğiniz ürününüz. Bunun lütfen İngilizcesini, bu anahtar kelimeyi veya farklı anahtar kelimeleri birkaç defa arama motorlarında yine aramaya verin. Ve bir lütfen sonucunuza bakın. Bu anahtar kelimeleri yazdığınız zaman firmanız karşınıza geliyor mu? Çünkü müşterinin size ulaşabilmesi için bu anahtar kelimeyi yazdığı zaman size gelmesi lazım. Yine burada eğer gelmiyorsa, gelmesi için ne yapmalıyız konusunu sorgulamamız lazım. Müşterinin size ulaşması da çok önemli. Bu arama motorunda ürün adıyla da öne çıkabilmeli, ürün adıyla da rekabet edebilmelisiniz. Burada gelecek olan şey ne olabilir? Yine firmanızın web sitesinin adresi olabilir. Yine bir üyesi olduğunuz meslek kuruluşun web sitesinden size bir yönlendirme, o sayfadaki konumunuz yer alabilir bu arama motorunda veya üyesi olduğunuz B2B platformlar yer alabilir. Lütfen bu programdan sonra bunu bir kontrol edin ve bu konudaki hakikaten gördüğünüz eksikler, gedikler neler var bizimle paylaşabilirsiniz ve biz de ona göre dediğim gibi programlarımızı organize edebiliriz. Şimdi ikinci husus, müşteri size ulaşsın. Müşteri size ulaşsın da aslında çok önemli bir şey daha var. Network. Üçüncü hususlar, dördüncü hususlar var ama bir ikinci hususu daha, network. Network dediğimiz neydi? Biraz önce aslında ilişkileriniz ve yer aldığınız kurumlar, kuruluşlar, irtibat halinde olduğunuz kurumlar, kuruluşlar ve bunların ortamları, dijital ortam olabilir, basılı ortam olabilir. Bu çok çok önemli. O nedenle şunu lütfen bir de gözden geçirin. Hangi kurum ve kuruluşların, meslek kuruluşlarının üyesisiniz? Üretici derneği olabilir. Zaten ihracat yapacaksanız ve ihracatçıysanız ihracatçı birliği üyeliğiniz var. Lütfen bir de bunların sayfalarında yer alıyor musunuz? Nasıl yer alıyorsunuz? Güncel mi bilgileriniz? Size ulaşılabilir mi o bilgilerden? Bir kontrol edin. B2B platformları üyelik yapıyor firmalarımız ve sonra dönüp bakmıyor. Adresim güncel mi, değil mi? Veya bir değişiklik oluyor, bunu yerleştirmiyor. Lütfen bunları bir kontrol edelim. Çünkü bu networkler çok önemli. Ve karşı taraftaki müşteri için bunlar aslında çok güvenilir kaynaklar. Bir meslek kuruluşunun sayfasından size ulaşılabiliyor olması sizin ulaşmaya çalışmanızdan bazen çok daha fazla etki yaratabiliyor. Lütfen bu anlamda üyesi olduğunuz kurumların, kuruluşların, meslek kuruluşlarının web sayfalarını ve özellikle de İngilizce yüzlerini bir kontrol ediniz. Çünkü onlarla beraber fuarlara katılıyorsunuz. Oralarda o fuar kataloglarında isimleriniz yer alıyor. Özel, sektörel odaklı çalışmalarda firmanız yer alabiliyor. Lütfen bunları bir kontrol edelim. Yani müşteri bize ulaştığında ne görüyor? Ulaşabiliyor mu? Bunu bu şekilde kontrol edelim ve de şunu da yapmaya çalışalım. Biz nerede yer alırsak bizim temsilimiz açısından iyi olabilir. Bunları da araştıralım. Bunları ilerleyen programlarda B2B platformlar kısmında yani e-ticaret sitelerine üyelik kapsamında da anlatacağız. Ücretli, ücretsiz olanlar var. Bu kapsamda da değerlendirebilirsiniz. Yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir B2B platformu var. Bir kontrol edin, burada yer alıyor musunuz mesela? Bu Türkiye için söylüyorum. Yurt dışında da bu tür platformlar var. Bunları da kontrol edebilirsiniz. Lütfen network'ünüzü zorunlu üye olduğunuz kuruluşların dışına taşıyarak sizi ulaşılır kılmaya çalışın ve de buradaki iletişim adreslerini her zaman söylediğim gibi web siteniz ve diğer dijital mecralar hepsini birbiriyle yeknesak hale getirmeye çalışın. Çünkü birinde farklı, diğerinde farklı olan bilgi sizin için pozitif imajı zedeleyen bir unsur yaratabiliyor. Şimdi diğer bir husus telefonla iletişim. Evet, dış dünyayla temas halinde olacağız. Yine telefonumuz bizim için 7/24 bir iletişim aracı. Lütfen bu YouTube programından sonra firmanızı telefonla bir arayınız. Ve bu telefon aramanızda İngilizce veya yabancı dil konuşun. Bu aramanızı bir kere yapmayınız. Bu aramanızı mesai saati içinde, öğle tatili arasında, akşam mesai sonrasında ve hafta sonu yapın. Çünkü müşteriniz
Dünyanın her yerinde saat farklılıkları var ve sizi her an arayabilir. Arandığında şunu yapmaya çalışın. Evet, İngilizce konuşan bir firma temsilcisine, dış ticaret uzmanına ulaşabiliyor musunuz? Kaç adımda ulaşabiliyorsunuz ya da ulaşamıyor musunuz? Mesai saati bittiğinde hiç mi ulaşılamıyor? Çünkü o anda telefonu yönlendiren bir sesli yanıt sistemi yok. Bir not bırakma imkanı yok veya aktarılmış bir telefon yok. Şimdi bu kapsamda lütfen bunları da bir inceleyin. Bu çok basit görünen husus 7/24 ve dünyadaki saat farkıyla size ulaşmaya çalışan bulduğunuz ya da bulmak istediğiniz müşteriyi sizin ulaşılmaz hale getiren bir unsur. Yani müşteri bize ulaşsın dedik ama müşterinin bize ulaşmasını sağlayacak kanalda sıkıntılar var. Ve bizim bu sıkıntıları gidermemiz gerekiyor. Çok basit görünüyor ama bunu birçok firmamızda denedik. Bunu birçok eğitim programında yaptık. Ve arkadaşlarımız hep teşekkür ettiler. Hiç böyle bir şey yapmamıştık. Bunun farkında değildik dediler. O nedenle bunu çok rahatlıkla paylaşabiliyorum. Çok küçük bir konu gibi görünmekle birlikte aslında sizin müşteriye ulaşmanız, sizin müşterinin size ulaşması açısından çok önemli. Bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Bir firmaya yerleşen bir dış ticaret uzmanı arkadaşımız çok güzel bir şekilde e-posta adreslerini temin ediyor. Hedef pazarı İngiltere, çok güzel mesajları gönderiyor. Ondan sonra firmasının dışına çıkıyor ve bir telefon geliyor. Ama o anda o telefon cevaplanamıyor ve daha sonra da o telefon tekrar geri dönmüyor. Yani e-posta attığınız zaman firma sizi dönüp kontrol etmek isteyecek, telefon etmek isteyecek, telefonla iletişim kurmak isteyecek. Ya da siz ilk telefon ettiğinizde o daha sonra size dönüş yapmak isteyecek. Bunu bir lütfen bu açıdan, çok basit gibi görünen bu konuyu, bu açıdan bir değerlendirmenize sunmak istiyorum. Bu konuda daha önceki toplantılarda ya da eğitimlerde yaptığımız tecrübelerde genellikle burada böyle aksamalar olduğunu gördük. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Yine bunu da e-posta adresimize yazabilirsiniz. Ne tür sıkıntılarla karşılaştınız, nasıl çözmek istiyorsunuz, bir yardıma ihtiyacınız var mı? Bunları da konuşabiliriz, yine detaylandırabiliriz. Aslına bakarsanız müşteri size ulaşsın, müşteri sizi bulsun konusunun tabii ki başka başlıkları da var. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Her şeyin başında insan var. Dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ve ihracattaki başarının asıl odak noktası insan. Bu konuyla ilgili de yine birlikte bir program yapacağız. Ve firmanızda hem ihracat başarısı açısından hem de bu ticari iletişim açısından istihdam edeceğiniz insan kaynağının özellikleri nedir, ne olmalıdır da konuşmak istiyoruz. Çünkü ihracata hazırım dediğinizde bu bahsettiğimiz iş ve işlemleri yapacak, süreçleri kontrol edecek kişi yine insan kaynağınız. O nedenle bu da bir program konumuz yine olacak. Bunu da sizinle şu anda paylaşmak istedim. Bu kapsamda önümüzdeki YouTube programında şunu yapmaya çalışacağım. Firmalarımız müşteri bulmaya çalışıyorlar. Müşteri sizi bulsun diyoruz. Bu kapsamda iki fonksiyonu da yerine getiren bir hizmeti sizlerle paylaşmak arzusundayım. Önümüzdeki programda COSGAP Avrupa İşletmeler Ağı'nı sizlere tanıtacağım. Bu kapsamda COSGAP OSTİM Proje Koordinatörü Uğurtan Bey ile sizlere Avrupa İşletmeler Ağı sistemi üzerinden müşteriye nasıl ulaşırsınız, müşteri size ulaştığında neler yapmak gerekir gibi konuları birlikte inceleyeceğiz ve bugün anlattığımız konulara da bir örneklemede yapmış olacağız. Yeni programlar ve yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. OSTİM OSB YouTube kanalını izlemeye ve abone olmaya devam etmenizi istiyoruz.